Merhaba arkadaşlar şimdi böyle karışık bileklikler önümde size ne yapmak istediğimi söyleyeceğim. Bugün sizinle paylaşmak istediğim ders makreme nasıl örülür ve ne tür şeylerde kullanırız. Birkaç tane örnek şu an karşınızda duruyor. Öncelikle şöyle bakın bir üçlü zincirin üstüne bir çalışma yapılmış tila ve bağlantı yerleri makreme örülüp Asansör kapamayla da kapatılmış. Bu bir asansörlü makreme çalışması. Bu sadece örgü olarak yapılmış. Bakın kapaması burada. Makreme örülmüş ve bağlanmış. O kadar sade bir bileklik. Bunun nasıl örüldüğünü biraz sonra göreceksiniz. Her türlü iple örülüyor arkadaşlar. Bakın bu Aralarda hematit taşı var ve e, bu şekilde aralarda e, yine makrome örgüleri bu da ortada delika miyuki delika olup kenarlar yine makrome örgüsüyle bitmiş. Bu da çok sık çalışılan bir bileklik bunda da yine aynı şekilde örgüyle tamamlanmış. Evet, bu da bir örnek. Bu da yine mumlu iple örülmüş makrome. Mumlu ip olur, paraşüt ipi olur, ince deri olur yani filoş ip olur. Bu size kalmış. Yine böyle bir çalışma olup e, bitişte yine makromeyle ve asansör e, kapama ile bitirilmiş bir bileklik. Bunu da yine daha önceki derslerde yapmıştık. Bitişi aynı sistem Kenarlar yine örgü. Bunu da dünkü değil ondan önceki günkü derste yapmıştık. Yine bitişi makrome. Şimdi bunlar da hazır satılan ipler arkadaşlar. Bunu siz aparatı düşünmeyin. Şimdi biz ne çalışacağız derseniz bu hazır bileklik kordonları nasıl yapılıyor? Biz bunu makrome örgüsü olarak Yapacağız. Bu şu an sade ip ama biz örgülü kısmı nasıl oluyor onu göstereceğim. Siz ortaya istediğiniz aparatı bu şekilde takabileceksiniz. Yani bu sadece hazır kordon nasıl yapılır onu göstereceğim ve ölçülerini vereceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle 15 santim olacak şekilde şöyle katladığınızda 15 santim olacak şekilde yani 30 santim e, ipinizi kesiyorsunuz ipinizi kestikten sonra katlıyorsunuz tam ortadan katladığınızda iki ucuda bir e, birbirine denk gelecek normal halka halkayı alıyorsunuz ipten geçiriyorsunuz bir tanesinden. Ve bunu ortaya getirdik. Şimdi bu e, ucuna da şu metal topu koyacağım ama öncelikle şöyle yakıp biraz sivrilmem gerekiyor. Çakmak mutlaka olmalı yanınızda ve topu da bu şekilde geçiriyorum paraşüt tipinden. Her ikisini de geçirdim. Şimdi iki ucunu bağlayıp şöyle aşağıya kadar. Evet, iki ucunu bağladım. Çakmakla fazlalığı kesiyorum. Ay, makasla çakmakla demişim. Çakmakla da yakıyorum. Evet, başlangıcımız bu olacak arkadaşlar. Ee, 30 santim kesiyorsunuz. Bunu katladığınızda 15 santim olacak. Halkayı geçirdik. Ee, diğer kısmına da topumuzu geçirdik, bağladık ve yaktık. İlk aşamamız bu. Daha sonra ne yapıyoruz? Şimdi ben altına e, kıskaçlı dosyamı koydum. 65 santim uzunluğunda yeni bir ip kesiyorsunuz. Bunun da iki ucunu şöyle denk gelecek şekilde tutup orta kısmı belirliyoruz. Şurası orta kısım. Şimdi bunu ikiye ayırdım. Bir tanesinin altından geçirdim. Biri altta, diğeri üstte kaldı. Şimdi Üsttekini alıyorum arkadaşlar. Üstteki ipi aldım. Bakın bunun üstüne geliyor. Ve bu alttaki iki ipin altından geçip buradaki yuvarlağın içinden geçiriyorum. Ve ilk düğümümüzü bu şekilde atmış oluyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra burada bir çizgi oluştu. Bizim yönümüzü gösteren çizgi burası. Yani nerede kaldık diye düşünecek olursanız bu çizgi size bu taraftan ipi geçireceksin demek oluyor. Yani şöyle. D'yi bu taraftan yapacağız. Bakın. Şöyle aldık bu ipi bunun üstüne koyduk ne oldu burası bir D şekli oldu. Şimdi buradaki ipi alıyorum. Bu ipin üstünde bakın bu iki ipi kaldırıp altından ve D'nin içinden geçiriyorum. ve devam ediyorum. Şimdi ne oldu? Çizgi diğer tarafa geçti çizgi diğer tarafa geçti. Bu sefer D mi bu taraftan yapacağım demek anlamına geliyor. Bunu bu şekilde yaptım. Buradaki ipimi aldım. Bunun üstünden gelip şu iki ipi kaldırıyorsunuz ve D'nin içinden geçiyorsunuz. Şimdi diğer tarafa Aynı sistemle devam ediyoruz. Bunda e, böyle bir gevşek bir sıkı değil. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yani bir tarafı gevşek, bir tarafı sıkı değil. Aynı pozisyonda olacak. Böylece e, örgünüz güzel gözükür. Evet. Şimdi bu parçadan İki tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben hızlı hızlı örmeye devam edeceğim. Ve iki parça yaptıktan sonra da asansör kapama nasıl oluyor onu göstereceğim. Şimdi ördükçe ördükçe örgünüz gayet güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Evet. Örgü kısmı arkadaşlar 6 santim 6-6,5 santim kadar örgü Kısmı olması gerekiyor. İki parçayı bu şekilde yaptık, aynı sistemle bu şekilde yaptık. Şimdi bunu bu bir tanesini aldım, böyle tuttum. Diğerini aldım, tam zıt tarafına doğru getirip onu da bu şekilde tuttum. Yani ne oldu? Şöyle orta kısmada artık asansör kapamamızı yapacağız. 15 santim kadar bir ipimizi kesiyoruz. Örgü tekniği aynı. Aynen devam ediyoruz. Burada bir D yapıyorum. Üstteki ipi bu şekilde o D'nin içinden geçiriyorum. Şimdi diğer tarafa. Şimdi diğer tarafa. Bunlar hazır olarak bu şekilde bileklik kordonları satılıyor arkadaşlar. Bizim dükkanda da var. 2,5 liraya satılıyor. İsterseniz Miyuki çalışmanızı örnek olarak göstermiştim. İsterseniz başka bir aparat takmak isteyebilirsiniz. Yani gayet işlevli, çok kullanışlı bir bileklik diyebilirim. Evet bu şekilde asansör kapamamızı çok uzun yapmayacağız. Şöyle bir tane daha yaptım mı yeterli olacak. Evet. Şimdi ne yapacağım? Her iki ucu kesiyorum. Çakmağımla da yakıyorum. Şöyle pıt pıt yapıp oraya yapıştırıyorum. Evet. Kordonumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bu halkalar e, açılıp kapanıyor biliyorsunuz. Buraya istediğimiz bir aparatı takıp bileğimize takabiliriz. Yani hemen örnek göstereyim tekrar. Evet, buradaki gibi şu halkalara aparatı takıyoruz ve asansör burada metal var biz ne yaptık iple örerek yaptık bu daha sağlıklı aslında bunlar kayabiliyor bu daha sağlıklı Evet bu şekilde bir çalışmamız beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın